Yanlış milli takım. Ben sana söyleyeyim. Niye yanlış alınmadı? Bir kadro kurdu. Sonra bunu uyandırdılar. Kim hoca uyandırdı? Sen ne yaptın diye federasyon baskı çağırdı. O günden beri oynuyor. Oğuzhan alınmayacak. Şimdi, bugün hocam, eşeği milli takımın hocası yapsan ilk alacağı milli oyuncu bak, şu anda Oğuzhan'dır. O anda bu çocuğun Oğuzhan. Bakın bu Erol Alkan'ın ajansıyla yani çalıştığı menajerlik şirketiyle aynıysa çok güçlüyse bu çocuk Hollanda 2. liginde oynamaz şu an. Daha iyi bir takımda oynar. Bu çocuğu Türkiye'ye çakacaklar. Yazın buraya. Aha yazıyorum. Hocam belki çocuk iyidir. Yapma çocuğunu kesmeyelim. Çakacaklar deme çocuğunu. Engellemeyelim transferi. Ben günah kötü ya. Futbolcudur demiyorum. Günah belki ya. Büyük futbolcudur bilmiyorum. Kimse, size bir soru sormam isteniyor. Size bir soru sormam isteniyor. Çok güçten değil de futbolcunun kapasitesine göre ama. Gürol Bey. Efendim? Çok samimi cevaplar veriyorsunuz. Sizden çok net bir cevap almak istiyorum. Lütfen. Beyler ben bu işe uyuzum. Mircea Lucescu'nun yardımcılarını ya da tercümanını tanıyor musunuz? Bilal Başakçıoğlu. O kimler? Efendim? Hollanda'da oynuyor şeyde. Tanımıyorum. İyi takım alınmadı. Bir şey söyleyeceğim. Lucescu'nun yardımcılarını ve tercümanını tanımıyorsunuz. Hiçbir fotoğrafınız yok mu? Mesela ben 5 dakika sonra sizle Lucescu'nun yardımcılarını yan yana getirecek bir fotoğraf ekrana getirsem ya da bir diyalog olduğunu belgelesem. Olabilir. Yardımcıları kim? Önce onu söyleyebilir misiniz? Var. Hayır ben soruyorum size. Yardımcılarını tanıyor musunuz? Ya da ortak menajer Türk arkadaşları var mı? Var mı ortak menajer Lucescu'yla sizin aranızda ortak bir menajer var mı? Kesinlikle yok. Kesinlikle öyle bir şey yok. Yani ben Gürol Bey, bir daha söylüyorum. Hani belki soru işaretleri oluşabilir. Hani şu anda karışmış da olabilir kafanız. Hayır, niye karışmış kafam? Her şey çok açık. Tamam. Benim yok, sinirlenmeyin. Şey kadar, şu ana kadar çok sakin gidiyordunuz, sinirlenmeyin. Yok, sinirlenmeyin. Yardımcılarını tanıyor musunuz? Abi yardımcıları kim Ertem? Söylesene. Lucescu'nun kaç tane tercih? İsimlerini söyle abi. Kim adam bilmiyor. Sinan abicim ben de bilmiyorum. Bilsem isimlerini söyleyeceğim. Adam bilmiyor, isimlerini söyleyin nasıl diyor adam. Ya siz bir dakika. Siz diyorsunuz ki oğlumun her şeyini biliyorum. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Siz oğlunuzun görev yaptığı milli takımdaki yardımcılarını bilmiyor musunuz? Tayfur Avuççu'yu tanımıyor musunuz mesela? Bir tek onu biliyorum. Karo. Onu söylüyorum işte. Karo var. Niye ben tanımıyorum diyorsunuz? Kerem'i tanıyor musunuz? Kerem Yavaş mı? Kerem bilmiyorum. Kerem Yavaş'la hiçbir ilgisi yok. Karlo var, Karlo'yu sor. Karlo'yu tanıyor musunuz? Ali Yavaş, Kerem Yavaş isimleri de Kerem Yavaş'la hiçbir ilgisi yok. Kerem Yavaş tanıyor musun? Ali Yavaş, Kerem Yavaş. Hiç tanımıyor musun? Tanımıyorum. Hocam, en önemli adam orada Karlo'dur. Karlo kim? Karlo ve Tayfur. Ancelotti Karlo. Lucescu'nun her şeyi eli ayağı Karlo'dur. Beşiktaş'ta da vardı, her yerde vardır Karlo'dur. Karlo'yu tanıyor musun Gürolcuğum? Tanımıyorum. Tanımıyor abi işte. Tayfur Hoca ile tanışıyor musunuz? Yok tanışmıyorum. Ki tanışabilir. Tanışabilir abi ayrıca. Peki ortak bir menajer var mı? Ben oraya gelmek istiyorum. Aranızda Lucescu'yla arkadaşlarınız ortak bir menajer var mı? Benim tanıdığım herhangi bir menajer yok. Peki. Abi adamın oğlunu milli takıma çağrılmış adamı şey yapıyoruz ya vallahi kusura bakma ya. Adamın hiçbir suçu yok. Tamam da adama yani. Yok. Devamlı soruları soruyoruz ya vallahi billahi. Ama adam anlatıyor. Kusura bakmayın Gürolcuğum sen üzerine alma ya. Bu işte bir pislik var. Varsa çıkar bu hocam. Bu pisliğin içinde kim var kim yok illaki dökülecek ama. Sen temiz bir adama benziyorsun ama senin ses tonunda beni bir şey rahatsız etti be kardeşim. Niye? Temiz bir adam. Hayır hocam. Hayır yanlış anlama. Bak prensip olarak temiz bir adama benziyorsun. İyi bir babaya fakat fazla iyisin. Fazla hazırlanmışsın. Menajerlik ismini uzun süre saklı tutman. Sen ses tonunda ve şeklinde çok güzel görünen, çok tatlı bir baba olmana rağmen bir inceden rahatsızım senden. Dur bakalım ne olacak. Sakın bir şey alma. Belki de saçmalıyorum. Gürolcuğum biz seninle hiç karşılaştık mı? Yabancı gelmiyor ha tipin senin bana. Evet. Bir yerde karşılaştık mı? Formula pilotlarına benziyor. Formula. Tabii karşılaştık hocam. Konuştuk mu biz seninle hiç bir yerde oturduk mu? Oturmadık, konuşmadık ama Ömer abiyle beraber, Ömer Güvenç'le beraber milli maç vardı. Kim? Evet. Evet. O zaman otelde böyle bir selamlaştık, muhabbet ettik. Bak, evet, tamam.
Tipin çünkü yani Siman yabancı gelmiyor, ondan dolayı görmüştüğüm var, ondan diye dedim yani. Oturduk mu bir yerde? Sinan abi. Efendim abi. Sinan abi şöyle bir şey söyleyeyim. Ben samimi olarak ben sizin samimiyetinize inandığım için başka evet. hiçbir kimseyle de görüşmedim. Evet. Hiçbir kanalla da görüşmüyorum. Hiçbir gazetecilerle. Teşekkür ederiz abi. Ve bu spor futbol dünyasında, camiasında yani her spor servisinde yani benim ismimi zikretseniz en az iki kişi beni tanır. Sen? En az iki kişi beni tanır. Bir şey ben söyleyeceğim. Ben şunu söylemek istiyorum. Ben bir şey söyleyeceğim. Evet. Son bir şey söyleyeceğim. Ben 22 yaşında annem babam benim Türkiye'de yaşıyor. Kimsem yok. Ben Hollanda'ya gittim. Evet. Hollanda'ya yerleştim. Kendi hayatımı kendim kurdum. Helal olsun. Allah ben daha çok iyisin. Ben çocuklarımın da bu şekilde yaşamasını istediğim için çocuklarımı da o şekilde mesela yetiştirdim. Ve benim için vatani görev Türkiye'den, bu topraklardan Hollanda'ya gelen her Türk vatandaşına orada yabancılık hissettirmemek. Sen de az önce bir kelime kullandınız. Bir şey söyleyeceğim. Son bir şey söylemek istiyorum. Evet. Yani 2012 yılında ben kampı Abdullah Avcı'ya yapmadım. Türkiye Futbol Federasyonu futbol, benim Ay Yıldız'ımın temsil aynen. edildiği federasyona yaptım. Senin orada de bak Gürolcim hiç uzatmayalım. Hiç uzatmayalım bunu. Senin de istemiyorum. Senin de bütün hakların çağrım da bitiyor. Evet, senin bütün hakların mevcuttur. Sen de istediğin davalarını açabilirsin. Bu işi karalamaya, bu işe başka türlü arandığı zaman. Şimdi bu çocuğun istikbali belki iyi stoper bu. Belki iyi oyuncu. Belki bunda bak benim tanıdığım Lucescu bir menajerin söylemesiyle milli takım oyuncu almaz. Yani inanmıştır, emindir, emin olduğu birisi söylemiştir. Kendi ekibinden veya bir şey vardır. Ve seyredilmiştir bu çocuk. Onun için sen de hakların mevcut olsun, sen de hakkını ara. Belki bu çocuk milli takım başkanı, belki büyük bir takıma gidecek. Önü kesiliyor belki de şu an. Yazık. Fakat şimdi şunu söylemek istiyorum. Yapılan haberde bir yanlış bir anlaşılma yok. Yapılan haberin yapıldığı günle o internet sitesinde yayınlanan haber onu gösteriyordu. Haberi yapan kişiye ben kesinlikle herhangi bir şekilde bir yani yanlış bir şey yaptığını söylemiyorum. Şimdi senin oğlun bakın, çok bir güçlü şey, bir... Son bir şey söyleyeyim. Eğer Google'a Erol Alkan yazdığınızda Wikipedia'da 2011-2012 senesinde Galatasaray Hollanda diye bir kulüp çıkıyor. Hollanda'da böyle bir şey yok. Yani öyle, Hollanda'da böyle bir kulüp yok. Evet. Hollanda'da böyle bir şey yok. Ben de bir şey söyleyeceğim. Bir şeyler oluyor. Sizi fazla görmeyelim, uzatmayalım da bu konu tamam, çok uzadı. Ben şunu söylemek istiyorum. Kesinlikle sizin oğlunuz menajerlik şirketi, şuradan şu konu gelmek istiyor burada şimdi. Çok güçlü bir menajerlik şirketinde bu menajerlik şirketi yapıyorsa sizin oğlunuz Hollanda'nın ikincilik takımında 4. 5. sırada bir takımda değil mi galiba? Evet. Ama o yanlıştır. 15. sıra ya. Çok aşağıda oynuyor. Yani hayır abi. Bak Rasim. İyi oyuncu değilse bir yere kadar gelir. Bak bir dakika. İyi oyuncu değilse de milli takımda idmanda belli olur. Her şey belli olur. Lucescu almaz. Bakın Lucescu almaz milli takıma. Böyle oyuncuyu almaz. Ama abi. Ama yani güçlü menajerlik çünkü çok bir şey taşıyacak diye bir şey yok. Biz bu akşam çok önemli değil. Bir dosyayı açığa bence kavuşturduk. Bence de. Dirol Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Evet. Ertemciğim. Bravo. Kesinlikle. Bazı noktaları da açığa. Bu çocuk çok önemli bir menajerlik şirketi ise bu çocuk Türkiye'de daha üst düzey bir takımda oynar. Oradan çağrılırdı. Demek ki değil. Bu çocuk Abdullah Ercan Hoca bununla ilgili iyi rapor vermiş. Lucescu da bunun kasetini falan seyretmiştir. Görmüştür. Gençtir. Alalım istikbal vaat eder. Lucescu çünkü bu tip oyuncular hastadır. Gürol evet. Bey. Şimdi benim merak ettiğim şey Gürol Bey. Hollanda'da başarılı olmalı. Bakın bu aşamada zaten Türkiye'ye herhangi bir transferinde %100 meşru bile olsa her laf edilecektir. Manşetler atılacak. Yazık ama. Evet. Hayat bazen böyledir ama önünde daha genç aslanlar gibi. Siz de çok bilinçli bir babasınız. Kolay değildir bu işler. Bilinçli baba, futbol babası azdır. Bu oğlanı, bu genç kardeşimizi Hollanda liginde ya da Avrupa liglerinden birinde başarılı hale getirin. Birinci ligler seviyesine, Bundesliga'ya ya da diğer liglere evet, taşıyın. Rasim. Oradan Türkiye'ye, Türkiye'yi de düşünmesin önce Avrupa'da bir başarılı olsun. Şimdi, herkesin ağzını lafı şeyin tıkasın. Sport Essential BV'nin 3 tane topçusu var. Küçücük firma. Ne ara bu kadar çevre edindi onu da
soru işaretleriyle dolu, o da enteresan ne bir konu. Ne acilen diyorsun sen? Şimdi, bu Sek firmasının Türkiye'de federasyonda çok önemli bir uzantısı var. Bizde Orta Futbol Federasyonu'nda. Kim olduğunu bilmiyorum. Yener Arıca'yı tanıyor musunuz? Yener Arıca. Yener Arıca'yı tanıyor musunuz? Evet. Tanıyorum, çok iyi tanıyorum. Nereden tanıyorsunuz? Ajax'tan. Benim oğlum Ajax'ta oynarken Yener Arıca. Arka arkaya. Adana'ya onu siz mi aldırdınız? Yok canım, o kadar da değil. Kim aldırdı Adana'ya? Ne bileyim. Ne bileyim ben. Evet. Ama Gürol Bey, Gürol Bey. Bravo, onu soracağım. Yani Gürol Bey. Olarak, en son sorum şu. Bize yalan söylemediniz ama eksik söylediniz gibi geliyor. Gürol Bey, ben siz menajerlerle hukuku olarak, oğlum benim oğlum futbolcu olacak. Menajerlere tabii ki hukuku olur. Metin Korkmaz'ı da tanırım. Ahmet Bulut'u da neydi bizim üçüncü? Ya benim oğlum basketbolcu. Ben 10 tane basketbolcu menajeri tanıyorum. Parmak. Bunlar Türkiye'deki Ceylan Çalışkan. Türkiye'deki Ceylan Çalışkan daha şey ama esas üçü tabii. Menajer sisteminin 3 baronu. Bunları açık söylüyorum kardeşim. Bunları tanımak da istersin. Tanırsın. Oğlumu yetiştirin. Büyük şey de verirsin. Gürol Bey. Şuraya gönder %50'si senin de dersin. Gürol Bey, Gürol Bey çok net bir şey söyleyeceğim. Dürüst olalım, dürüst. Gürol Bey, Rasim çok önemli bir şey söylüyor. Dürüst olalım diyor. Dürüst ben, olalım isterseniz ne olursunuz, %90 komisyonum. Aynen öyle, kimseye de ilgilenmez. Size şunu soracağım. Bir, lütfen ne olur net söyleyin, kapatacağım bu konuyu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan kimi tanıyorsunuz, tanımıyorsunuz önemli değil. Tanıyacaksınız tabii ki. Tabii ki tanıyacaksınız. Babasısınız yani, bu bir. İki, şunu soracağım size. Lütfen net söyleyin. Türkiye'de çok samimi olduğunuz bir menajer varmış. Kim bu isim? Samimi olduğum menajer. Evet. Çok samimi olduğum menajer. Evet. Türkiye'de. Evet. Bir dakika. Ceylan Çalışkan mı? Varsa söyle ama. Yok. Şey varmış. Aykut Yıldırım var. O da gazeteci NTV'den. Bizim NTV'deki eski Aykut. Evet. NTV'deki Aykut. Tertemiz, pırıl pırıl da bir adamdır. Evet. Çok temiz. Çok temiz. Her şeyine kefilim. Her şeyine kefilim. Gazeteci düzgün. Menajerlik sistemi var. Ya dünyada bir Türk ülkesi. Hayır. Ogan gibi. Burası olur ya. Rasim bir dakika. Bak Ogan bak. Ogan nasıl 10 sene önce bıraktı? Ogan nasıl 10 sene önce bıraktı? Aykut da 5 sene önce NTV'de bıraktı. Ogan bıraktı mı? Tabii. Ogan gazeteciliği bıraktı. Bıraktı tabii. Aykut da 5 sene önce NTV'yi bıraktı. Menajer gibi. Gürol Bey'e teşekkür ediyorum. Size iyi geceler diliyorum. Oğlunuz inşallah yarın başarılar. Çok büyük bir takımda oynar. İnşallah çok iyi yerlere gelir. Çok temiz bir insansınız. Pırıl pırıl bir insansınız. Dikkat edin. Kendinize çok iyi geceler diliyorum. Evet. Oğlan daha çok çalışsın. Evet. Şimdi tabii burada şöyle bir şey var. Benim gazeteci meslektaşlarıma, gazeteci büyüklerime tavsiyem olacak. Olacak. Evet. İsim yazarken insanları evet, Atilla Türker'le Metin Korkmaz'ı senin moderatörlüğünde canlı yayına ben açık net söylüyorum. Varım. Bakın. Ben şu anda hem Metin Korkmaz'a hem Atilla Türker'e sesleniyorum. İkiniz birden canlı yayına bağlanın. Ve gelmeyen hakkında da ister ben beni göster 5. İster Metin Korkmaz olsun, ister Atilla Türker. Gelmeyen ne hakkında şüpheliyorum. Bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlarımız telefon açıyorlar. Metin Korkmaz'ı bir şey söyleyeceğim. Canlı dinler misin? Rasim, dinler misin? Düğün Metin yok. Korkmaz da, Özkan Doğan da biz yayına bağlanmaya hazırız diyorlar. Özkan Doğan da, Metin Korkmaz da. Atilla abi. Aralarında ne var abi? Şey Atilla abi telefonu kapalı, cevap vermiyor. Atilla tekrar söylüyorum. Metin Korkmaz'la da kavga mı var? Var ya, iyi bilgi. Net bilmiyorum. Ama benim buradan gazeteci abilerime, büyüklerime akıl vermek değil. Ama bazı isimleri araştırmaları yaparken biraz daha sağduyulu olmak lazım. Daha net bilgilerle, resmi bilgilerle gitmek lazım. Bu isimler mesela Ertem Şener şudur. Rasim Ozan budur. Sinan Engin, Ahmet Çakar, Abdülkerim Durmaz budur. Dendiği zaman bu insanlar töhmet altında kalıyor. Şimdi bu insanların da çıkın bağlanın. Metin Korkmaz'ın ben %100 bağlanacağından eminim. Atilla Türker, Atilla abi seni yıllardır tanıyorum. Bağlan yayına. Metin Korkmaz. Bağlan. Bak bir şey söyleyeyim. Ben futbol aleminin dışındayım. Atilla Türker'i de tanımıyorum ama Habertürk kurumunda eşim çalışır. Habertürk kurumuyla öyle bir hukukumuz var. Şimdi bakın. Benim devrim zengi diyor ki Atilla Türker'e mesaj attım, cevap vermiyor diyor. Bak sevgili Atilla Türker, göster beni. Ben seni tanımıyorum.
Ben futbol menajerleri falan filan da çok tanımam. Metin Korkmaz'ı bir kere tanıştırmışlardı. Ben Metin Korkmaz'ın menajer olduğunu bile bilmiyordum. Ben merhaba dedim, bilmiyordum. Şunu söylüyorum, şunu ifade ediyorum. Bu Antalyaspor olayından aranızda bir şeyler olduğunu biliyorum. Orada da sana hak veriyorum. Bak sana hak veriyorum. Metin Korkmaz kendini tutmalıydı. Kalkıp böyle bir sürü sana bir sürü laf etmiş. Coşmuş herhalde bildiğim kadarıyla. Sen Antalyaspor soyuldu gibi bir haber yaptın. İşte eski başkan Gültekin neydi? Gültekin Gencer'le Metin Korkmaz'ı itham ettin. Gazetecisin, itham edersin. O da sana dava açar, o da olabilir. Nasıl onu açarsın? Bunlar olur. Ve o yüzden kaynaklanan bir şey var anladığım kadarıyla. Yani Antalyaspor olayından kaynaklanan bir ne diyelim gerginlik, husumet evet. vesaire. Burada da eğer Metin Korkmaz sana küfür ettiyse, tehdit ettiyse bilmiyorum. Ama bir böyle şey olduğu belli. Zaten o mesaj çekti, o da yayınlamış. Hadi gerek yok ya, boş ver ya. Buradaki mesela Atilla Türker'in de şey olması lazım. Ya bizim konuda... bizim değil konumuz. Hayır hayır hayır. Yani bu önemli şu an. Tüm spor aleminin konuştuğu bir gazetecilik olayı. Karşı karşıya gelmeleri lazım. İkisi kendi konusunda. Size daha büyük bir haber vereyim. Ver. Çok çok sıkıntılı bir durum. 1958'den bu yana İtalya. Dünya Kupası'na giden İtalya gidemedi. İsveç'le berabere kaldı ilk maçı. 1-0 kaybetmişti. 0-0 mı? 0-0 berabere kaldı. Milano'da Giuseppe Meazza'da ve ilk kez Dünya Kupası'na gidemiyor. Türk milli takımı Dünya Kupası'na gidemiyor. İtalya milli takımı gidemiyor. Biz şimdi kimi tutacağız? Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben bugün Arnavutluk takımında iki tane oyuncu beğendim. Ya. Ha, vay 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 nasıl oynuyor? Şimdi... Bitiyor mu yayın mı? Yok bitmiyor. Reklama gidiyoruz. Lucescu istifa etti mi? Şey? Evet orta diyenler %90.7. Hayır diyenler %9.3. %90.7. %9.3. Zaten voley indirmediler. Bugün voley indiriyorlar. iOS ve Android uygulamalarını cep telefonlarınıza indiriyorsunuz. Bir reklam. Yarın bir dakika da reklama gitmeden. Yarın ben çok güzel bir röportaj yaptım. Milliyet.com.tr'de yarın çıkacak Utku Baş kardeşimle yarın çok güzel bir röportaj. Aynı şekilde Skorer TV'de yayınlanacak. Bir de Atacan geldi söyledi. Ortabayır Spor'a da başarılar diliyorum. Babası başkan olmuş. Değil mi? Doğru Ortabayır mı? Ortabayır bizim mahalle. Müthiş takım. Hakikaten mi? Seyrettin mi? Seyrettim. Şampiyon müthiş. Olur mu? Peki Gültepe'yle aynı grupta mı? Yok. Gültepe yukarıda değil mi daha? Üst grupta. Evet. Büyüksün Gültepe. Reklam. Reklama gidiyoruz. Reklamdan sonra sürpriz bağlantı gerçekleşebilir. Yılın buluşması gerçekleşebilir. Bizden ayrılmayın. Evet sevgili seyirciler tekrar beraberiz Derin Futbol'da. Bu akşam gerçekten çok önemli bir dosyayı ele aldık. Konuşulması gerekeni konuştuk. Her şey konuşuldu. Biz her zaman söylüyoruz. Bu programda her şey var. Futbolun arka bahçesine de girmesini biliyoruz. Futbolun derinliklerine de. Şimdi, Türkiye bu akşam bu konuyu konuşuyordu iki gündür. Şimdi bakın. Konu ne biliyor musun? Burada genç bir çocuk var. Belki istikbal vaat edecek. Belki iyi oynayacak. Şimdi hatırlayın bakın Türkiye'ye Gökhan İnler diye bir oyuncu geldi yıllar evvel. Fenerbahçe'ye evet. geldi. Denendi. Geri gitti. Bakın denendi. Geri gitti. Alınmadı. Bir sene sonra İtalya'ya gitti. Bir sene sonra ben transfere gittim evet. oraya. 15 milyon 20 milyon euroydu bir sene sonra. Evet. Şimdi bu çocuk da belki istikbal vaat edecek. Belki iyi bir oyuncu o. Yani ama... Bir şeyleri yazarken, bir şeyleri çizerken, bir şeyi itham ederken çok emin olmadan bazı şeyler. Şimdi bu çocuğun istikbaliyle belki de ben Lucescu'yu tanıyorum. Hı hı. Benim tanıdığım Lucescu bir menajerin söylemesiyle milli takımı oyuncu almaz. Doğru. Çünkü Türkiye'de öyle bir güçlü bir sosyal medya var. Çünkü Oğuzhan konusunda ve bir sürü konuda ağzı yandığı için. Ben buna eminim. Ondan dolayı... Çok dikkat etmek lazım bazı yazılan. Ben onun için adama dedim ki hakkın dedim senin sana kalsın. Hakkın senin mahsustur. Davanı aç istersen çocuğunun belki istikbaliyle ilgili işte. Şunlar aldırdı, şunlar aldırdı. Şimdi bu çocuk yarın belki bir takım Türkiye'de en çok sıkıntı çekilen nedir? Stoper. Yok. Evet. Bu çocuk belki büyük bir takıma transferi gündeme gelecek. Yani bu belki önünü kesecek. Bu konuşmalar belki önünü kesecek. Onun için inşallah büyük oyuncu olsun. Çok iyi oynasın ama dediğim gibi birilerine emin olmak için bir şeyle itham etmek için çok eninde belgesi donesi olması lazım. Verirsin abi savcılığa konuşmalar, telefonlar dinlensin, edilsin, eminsindir. Çıkarılsın. Ondan sonra bakarsın ortaya eğer çıkarsa ama çıkmazsa ne olacak? Doğru. Çamur at izi kalsın muhabbeti güzel değildir. Değildir. Yazık abi istikbaline çocuğun şimdi. Günah yani. Adam oradan Onur, çocuğuyla ilgili burada bize şey veriyor. Yani. Bir kere
Ya hesap veriyor yani. Ya şimdi günah yani. Bir yani bu evet bu konu çok konuşuldu ama asıl konuşulması gereken Türk milli takımının durumudur. Rezalet bir durum var. Temin bir şey dedin. Arnavutluk hayatında ilk neyi defa konuşacağız? 8-9 takıma yani 3 atmış. Bir tanesi de biz olmuşuz. Evet. 10 kişi yenememişiz. Şimdi Ahmet Hoca'ya ben dün kızdım. Milli takıma Cebeli Tarık dediği için. Yani Arnavutluk Cebeli Tarık'la da oynasa 3 tane atar. Kaldı ki 40. dakikada hakem çok ucuz bir şekilde adamların oyuncusunu atıyor. Adamlar 50-55 dakikada 10 kişi oynuyor. Ve 3 tane atıyorlar. Bizi 3 yeniyorlar. Ha demek maç 11-11 devam etse tam Cebeli Tarık olacağız. Beşlik altılık olacağız. Şimdi bu gidişte Cebeli Tarık'ın torbasına gidiyoruz. Şimdi tuhaf hocam ne torbaya giderse gitsin. Benim tek üzüntüm ben böyle milli maç kaybediyor. Benim tek üzüntüm ne biliyor musun? Ben zaten Türk milli takımının bak Türk bize futbolunun böyle futbolcu lazımdı maçtan sonra. Buffon. Tamam. Buffon bu akşam gidemedim diye hüngür hüngür ağladım. Tamam, hayır, dediğinle ilgili bağlantı. Ağlasın bana ne biz çok ağlamışız ya. Gebersin ağlasın beni hiç ilgilendirmiyor Buffon. Oynasalardı yenilmeselerdi. Ben gidememişim bana İtalya'dan bana ne ya? Ben gidememişim ya. Benim grubumdaki iki takım da gidiyor Hırvatistan, İzlanda. Ben gidememişim bana ne bu puandan sabahlara kadar ağlasın. Hiç umurumda değil. Türk milli takımı beni ağlatıyor ya. Bu nedir ya? Ben zaten Türk milli takımının her zaman söylüyorum sizle ters düştüğüm hatta bütün Türkiye'yle ters düştüğüm bir nokta var. Herkes Türk futbolunu kurtarma peşinde. Altyapılar, maltyapılar, hocaların maaşları artsın. Sahalar yapılsın falan filan. Bunlar hepsi palavra. Türkiye'de futbolcu falan yok. Türk futbolu bu kadardır. Türk futbolcusu bu kadardır. Türkiye'den bir Brezilya, Arjantin, Hollanda, Almanya falan, İspanya olmaz. Bu kadar. Kendi yağımızda kavruluruz. Büyük ümitlerle insanları kandırmayın. Türk futbolcu öyle yetenekli falan değildir. Bunlar hepsi birer şehir hikayesidir. İşte gördün. Arnavutluk. Oradan son 10 senede 3 gol atmayı başardığı takımlar. Tekrar ediyorum. Bakın kardeşim altyapılara trilyonlar yatırsan yine bu kadar futbolcu çıkar. Arnavutluğun bunlar son 10 senede 3 gol atmayı başardığı takımlar. Allah Allah. Buradan Arnavutluk'taki dostlarımıza da Arnavut vatandaşlarımıza da sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Kesinlikle küçümsemek için değil. Türk futbolunu küçümsüyoruz. Arnavutluğu değil. Ya kardeşim başarıdır helal olsun. 10 kişiyle 3-2 yendiler. O ayrı mesele. Tamam da Türk futbolu Lüksemburg. Futbol var mı dünyada son zaten? Son 10 senede 3 gol atmayı başardı takımlar. Lüksemburg. Hikaye. Malta. Karadağ. Litvanya. San Marino. Güney Kıbrıs. Katar. Ermenistan. İsrail. Türkiye. Tekrar ediyorum. Lüksemburg. Ya. Malta. Karadağ. Litvanya, San Marino, Güney Kıbrıs, Katar, Ermenistan, İsrail, Türkiye oynamamışlar. Adamlar 11 kişi devam etse 3 mü olurdu zannediyorsun sen? Daha fazla yerdik. Benim derdim o değil. Benim derdim bu kardeşim. Milli takım forması pazara düşmüş. Ucuzlamış. Herkes milli takım forması giyebiliyor. Bak bak Sinan abi bak. Ben şu konuda şöyle bir ikilemdeyim hocam. Günah ya. Bir çocuk 22 yaşında bir çocuğu bu konu gündeme geldi. Ben Atilla Türkeli'ye de saygı duyuyorum. İyi bir yerde yakalamıştır. Ya. Ama bir yandan da yani hakikaten yarın diyelim Göztepe bu çocuğu alacak. Atilla Türkeli ispatlasın abi. Tabii. Bunu ispatlasın günah. Hayır bence ben şunu söylemek istiyorum. Atilla Türkeli'ni bizi izliyordur. İspatlasın kardeşim abi. Şunu ifade edeyim ki Türkiye'deki kokuşmuş sistemden ben de çok rahatsızım. İki Atilla Türkeli bugün Habertürk'te televizyona çıkıp beni tehdit ediyorlar. Korkuyorum. Ya korkuyorum dememiştir de. Korktuğu, tehdit vesaire bu futboldaki bir şeyler söylemiş. Şunu ifade ediyorum kardeşim. Sen demek ben demektir. Atilla Türker'i canımı dişine takarak önünde süper olurum. Bu futbol aleminin de ne kadar pislik olduğunu biliyor. O konuda ya şu an izlediğini düşünüyorum. Ve çekindiğini düşünüyorum. Telefonu kapatmış abi herhalde. Abi niye çekinecek bizim ya arkadaşımız Atilla Türker'le? Alakası var canım. Demin de bak bizim Sezgin gelmezdi. 40 yıllık dostu. Abi. Dedi ki tertemiz adamdır. Evet abi bizim adamdır. Arkadaşımız Atilla Türker. Adam gibi adamdır. Ama bir dakika dedi. Atilla Türker burada. Menajerlere çakayım şey derken. Ki. Bakın genç çocuğun da karartıyoruz. Şimdi oradaki o mesele şu. İspatlasın diyoruz biz de oradaki Atilla Türker. Oradaki mesele şu. Hayır şeyi değil. Ama burada bak bir tuhaflık olduğu kesin. Bence iyi bir haber. Onu söyleyeyim. Adam babalar gibi habercilik yapmış. Size onu söyleyeyim. Burada işin detaylarına gitmek lazım. Detayları nedir? Bu isimler bağlantılı mıdır? Bu isimler
O Gürol Bey yok diyor. Var diyorsa Atilla Gürkan'ı söylemelidir. Ya yani eski şeylerini. Tamam, Antalya Spor. Yeter ama şimdi, ya. Ya onu niye kalmasın abi? Şu. Yeter ya. O lan küçük çocuğu aldı. Erol Bey biliyor musunuz? Bir dakika dur. Abicim. Neyse hayatına karar mı? Sen niye hırsıza kızıyorsun? He. Sen ev sahibine bak. Milli takıma kim çağırdı? Koca koca adamlar. Türkiye'nin dünya çapında teknik direktörü. Lücescu bu. Çocuk değil bu. Dünkü çocuk değil. Bütün Türkiye'nin hayranlıkla ayılıp bayıldığı Lücescu bu. Hocam tuhaf bir hareketler yapıyor. Bütün Türkiye bu Lücescu'ya ayılmıyor muydu? Aynen öyle. Fenerlisi, Galatasaraylısı, Beşiktaşlı, Trabzon. Hocam sen nereye gidiyorsun? Yapmayın. Sen çocuğa niye kızıyorsun? Kızmam. Menajerlere niye kızıyorsun? Eğer Lücescu'ya birisi diretip almışsa Lücescu, ben Lücescu'dan hesap sorarım. Bırak abi, menajerler beni ilgilendirmez. Aynen öyle. Şimdi sorun nerede biliyor musunuz? Sorun nerede biliyor musunuz? Sorun şurada. Lücescu milli takıma geldiğinden beri bakın. Ukrayna 2, Türkiye 0. Türkiye 1, Hırvatistan 0. Çok başarılı. Türkiye 0, İzlanda 3. Finlandiya 2, Türkiye 2. Romanya 2, Türkiye 0. Türkiye 2, Arnavutluk 3. E tamam. İstikrarlı. İstikrar. Abi ben de bunu şimdi, istikrarı söylemiyorsunuz. Atilla Türker'den bana ne kardeşim ben ya? Ben bir kez daha Buffon'un gözyaşlarını görmek istiyorum ve sonra gidiyoruz. Allah Allah. Biz olmadan, ne zaman böyle gözyaşı dökersek o zaman işte bu ruhu aldığımız zaman, bu ruhu hissettiğimiz Ya yemişim Buffon'a. Sen de bu İtalya hayranlığını ya Ertem ya. İtalya hayranlığı değil bak. Bu nerede paylaştım ben bunu? Erol Madara selamlar. Bu nerede paylaştım? Ertem iyi oldu. O sana Ertem. İtalya hayranlığı. Mekke'ye selam yolluyorum. Ben onu demek istemedim ki. Yani. Dur, Mekke'ye selam yolluyorum. Uğur Göçer'e Allah kabul etsin. Erol Madara Almanya'ya. Bir de senin Göztepe altyapı açmış. Oo, ya onu söyledim. Altyapı temelini atmış. Ertem niye ağlıyor bu çocuk? Göztepe altyapı tesisleri tarafı. Kaldır abi. Ertem. Hayır, kaldır. Ertem İzmir. Ertem bu İtalyan hayranlığını bırak ya. Ertem İzmir. Ertem bu İtalyan hayranlığını. Seni tebrik ediyorum. Hayır, Ertem'e hak veriyorum. Koy. Hayır, koy. Kaldır. Hayır. Hadi bay bay. Hayır, bay bay.